11 Ocak, 17 Ocak değerli kova burçlarım. Hedeflediğiniz başkalarının yardımına koşmak, başkalarına iyilik yapmak, başkalarının geleceğine dokunmak, başkalarının hayatına dokunmak. Ya başkaları 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 derken sizin başka hayatınız yok, farkında mısınız değerli kova burçlarım? Yani annene ayrı koş, kız kardeşine ayrı koş, sevgiline kocana ayrı koş ama sana ait bir hayat yok. Ne yapıyorsun? Bu hafta bunu öğrenmen lazım. Birileri için fedakarlık, geleceğe dair güzel konuları bile, kötü giden konuları bile hep başkaları mutlu olacak diye iyi yapmaya çalışıyorsun. Artık senin çok güzel farkında olman lazım. Toplum önündeki hırsın, başarını iyi kontrol etmen lazım. Kendini yeniden şekillendirip yeniden yapman lazım. Yani biraz mantık ön planda, merhamet geride. Yani bu kadar cool olup bu kadar insanlara yardım etme modun nedir? Bunu bir türlü. Evet, tabii ki zevk alıyorsun insanlara dokunmak, insanlarla konuşmak ama bu senin iş hayatını zedeliyor, aile hayatını zedeliyor. Yani sanki her şeye çok kalkışan sensin ve her şeyi toparlamakta zorluk çeken de sensin. O yüzden bırak artık kendin için var olma zamanın. Ben bunu en iyi şekilde yapacağını görüyorum ve bu sana çok güzel başarı sağlayacak değerli kova burçları. Fırsatlar, yeni iş, yeni teklifler, yeni oluşumlar. Yani sosyal ortamdaki, çevrendeki birçok insanların farkına varıp kendini daha çok geliştireceksin ve bunlarla yapacağın işbirlik, güzel ifadeler, güzel diyaloglar sana çok keyifli teklifler, güzel kapıların açılmasına sebep olacak. Hatta şöyle söyleyeyim, aşksız olan ve ben aşk diye yanıyorum diyen kova burçlarına bu hafta renkli insanlarla diyalog, kendi ruhunuzu uyacak enerji size pozitif, yani doğru aşk demiyor, pozitif bir enerji. Mutlu olmak nedir bunu anlayacaksınız. Kafanızda kurcalayan maddi bazı sıkıntılar ve ailevi konular var. Bunları artık yavaş yavaş çözmeniz lazım. Tek bir birey olmanız lazım. Lütfen yeni ortaklı işler, yeni parasal işlerle ilgili kendi imzalarınız, karşınıza çıkacak teklifler inanılmaz mutlu edecek sizi ama siz değişmediğiniz sürece bu teklifler sizin önünüzde de tamam, her şeyi halledebilirsiniz ama lütfen fırsatları kaçırmayın. Eğer fırsatları kaçırırsanız bir 3 ay mutsuz olursunuz, dikkat edin diyorum. Farklı sektörde, özellikle devlet, kurumsal, daha büyük alanlarda yönetici ya da üst düzey yönetici kendi kariyeriniz için beklentiniz varsa olumlu. Bunun keyfini ve tadını çıkartacaksınız. Size sunulan teklifler ve size sunulan manevi ve maddi teklifler sizi çok mutlu edecek. Bunlar en azından bazı sıkıntılarınızı rahatlatmış olacak diye uyarı veriyorum. Anneniz ya da babanızın kalp problemi olabilir. Ritimle alakalı bozuklukları, kalp sıkıntısı ya da geçmişte bir kalp tekrar gündeme gelebilir. Buna dikkat edeceğiz. Sizin özellikle bu ara cildim çok yaşlandı. Botoks mu yaptırsam, kaşımı mı aldırsam, gözümü mü aldırsam, mide operasyonu. Evet yapın, çünkü siz güzelliği bu ara çok ihmal ettiniz. Yani erkek kadın ayrımı yapmadan herkes dokunuşlarını yapmalı. Vücudunuza iyi gelecek ve enerjinizi. Özellikle öğretim görevlisi, akademisyen olan bazı kova burçları yer değişimleri niyetiniz var. Ama şu an bu imkansız olarak gözüküyor. Belki Şubat ayı sizin bu konu için doğru bir hafta, doğru bir oluşum evreniz olacak. Değerli kova burçları, şunu demek istiyorum. Sıkıntı yarattığınız her şey size artı. Korku yarattığınız her şey size artı. Evle ilgili pürüzünüz varsa bile artı bir şekilde sorunlar çözülmüş olacak. Ve siz bu konuda büyük bir rahatlığa erişeceksiniz. Ortak para, ailenizle alakalı ortak para mevzularınız varsa yeni teklifler, yeni ortaklı, yeni mutlu olacağınız işler yapacaksınız. Bunlar size çok güzel, gelecek planlarınızda çok güzel mutlu olabileceğiniz süreçler var. Evet, doğru değerlendirin. Evli olanlar da özellikle eşlerinizin soyundan kaynaklı olan işinize de zarar laflar olabilir. Bunları ihmal etmeyin. Bazı eşinizin konum değişimi beklentisi olan bazı kova burçlarında evet bu konum değişikliği gerçekleşmiş olacak ve hayırlı olacak. Atama bekleyen ya da yerinde farklı bir bekleyiş olan kova burçlarında da doğru ilerleme, doğru cevap alacaksınız. Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Allah'a emanet olun.